Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenlere de güzel açıklamalar geldi. Şimdi ayrıntılarıyla da aktaracağım sizlere. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çok önemli açıklamalarda bulunduğu 6 farklı konuda da önemli açıklamalar yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz gün Ankara'da öğretmenler odası buluşmalarında burada Milli Eğitim Camiası'na 4 farklı müjde verdi. Bakan Yusuf Tekin ilk olarak yönetici atama takviminin değişeceğini söyledi bir sonraki müjdesi de daha doğrusu bir sonraki açıklaması da daha sonra İngilizce ve Türkçe öğretimi konusunda yeni adımlar atılacağını belirterek bu branştaki öğretmenlerimize de önemli açıklamalarda bulundu ve bu şekilde de öğretmenlerimizi sevindirdi. Çünkü bu branşlardaki değişiklikler bu branşlara atama sayısına bir yükseklik katabilir. Yani atama sayısında yükseklik katabilir. Bir diğer açıklama Bakan Yusuf Tekin proje okulları hakkında da yönetmelik değişikliğine gidileceğini de belirtmiş oldu. Yani e, proje okullarında yönetmelik değişikliğine gidilecek. Bunlardan başka meslek liseleriyle alakalı yeni adımlar atılacağını ve öğretmenlik meslek kanununda uzmanlık hizmet şartının düşürülerek bu yıl içerisinde yeni kanunun meclisten geçeceğini de bu şekilde öğretmenleri duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu alınan kararlar bu açıklamalarla ilgili düşünceleriniz nelerdir yorumlara yazınız. Videomuzun sonuna geldik. Abone, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.